Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bomba gibiyiz her zamanki gibi. Bugünkü konumuz Kürk Mantolu Madonna. Hemen bir şey soracağım. Bu roman geçen yıllarda çok moda oldu ya. Moda derken bunu okumuş olmak ve okumamış olmak entelektüellik minimum gerekliliği gibi oldu. Önceden de meşhur muydu bu? Yoksa neden öyle bir şey birdenbire patlak verdi? Neden öyle bir şeyin birdenbire patlak verdiği hususunda benim kendimce açıklamalarım var. Çünkü Kürk Mantolun Madonna'nın asıl alt metni şimdiki zamanımıza, Said Kaysi'na çok uygun ülkemizde de onda. Çünkü Kürk Mantolun Madonna geçen yıllarda birisinin söylediği gibi bizim şarkıcı Madonna'nın <laughs> hayatı değil. <laughs> <laughs> Gözlerime ve kulaklarıma inanamamıştım. Süperdi. Kadıncağızın ismini unuttum. Onu da burada yad edelim. Tabii ki ilginç olurdu. Türk yazarının şarkıcı Madonna'yı konu alan bir roman yazmak ama Türk Mantolu Madonna şu açıdan çok önemli Türk edebiyatında. Çaktırmadan Türkiye'nin en büyük krizini batıllaşma diye bilinen ülkemizde ama batılılaşmayla hiçbir surette alakası olmayan çünkü aynı sorunu batıda yaşıyor. Modernleşme krizinin en çarpıcı dışa vurumu. Bana göre Kürk mantolun Madonna cinsiyet rollerinin paradigmatik değişiminin romanıdır Türk edebiyatında ve çok yoğun bir e, sembolizme sahiptir. O yüzden 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda belki zaman o kadar bu romana uygun değildi. Ama şimdi cinsiyet rollerinin böyle tartışıldığı, böyle o kanonik, değişmez dogmaların böyle sarsıldığı bir ortamda tabii ki Kürt mantolu Madonna çok yanlış anlaşılan bir klasiğe dönüştü. Ne demek istiyorum bu yanlış anlaşılan klasikle? Herkes tutturmuş, ay ne kadar e, süper bir aşk hikayesi ne kadar süper bir aşk hikayesi. yani aşk romanları aşk romanları olalı böyle bir aşkı görmediler hiçbir surette aşk hikayesi değil 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 mi? Değil tabii ki bir kendini bulma kendinle yüzleşme romanı Türk mantolu Madonna Raif Bey özelinde bizim ülkemizde bizim kültürümüzde erkeklik imgesinin nasıl değiştiğini ve nasıl bir kültür krizine sebebiyet verdiğinin romanı çünkü bizim ülkemiz hep söylerim Fransa gibi. Almanya gibi, İtalya gibi, İngiltere gibi, şeyokronesanslarla, hümanizmlerle, onlarla bunlarla gelişmiş bir ülke değil. Birdenbire ikinci meşrutiyet oluyor, birinci dünya savaşı oluyor, cumhuriyet oluyor ve bunlar çok kısa bir süreçte oluyorlar. Yani kültürel değişimler, tarihsel değişimleri o hızla ayak uyduramıyor, yetişemiyor. Dolayısıyla Türk Mantolu Madonna romanı hattı zatında bütün modern Türk romanları içerisinde emblematik bir e, Yere sahip. Modern Türk romanının en büyük derdi erkekliğin cumhuriyete geçişle birlikte eski gücüne sahip olmamasını ele alan bu sorunsalı değişik unsurlarla dile getiren yani bunu araba sevdasından alın Oz Atay'a kadar bu geleneği getirebilirsiniz. Hocam doğru ha? anladıysam şunu mu diyorsunuz bir empotans romanı mı bu? Gayet tabii ki <laughs> erkekliğin erkeklerin kastrasyon romanıdır romanlarıdır hepsi korkuyu beklerken kürk mantolu madana. Ana yurt oteli, aylak adam. Çok ilginç. Yeni Türk sinemasında da bu benim çok düşündüğüm bir şey. Nuri Bilge Ceylan'da falan evet. da var aslında. Neden böyle? Çünkü biz bu cinsiyet rolleri değişimini dediğim gibi 600-700 sene boyunca pişe pişe yavaş yavaş hazırlanmadık. Hala yitirilmiş cennete ağıt yakılıyor. Erkekler ve erkeklik kendini bu topraklarda inanılmaz biçimde yabancılaştı. Filmlerde, edebiyatta en büyük sorunların başında bu geliyor. Erkek Clean krizi, Türkiye'de modernizm krizi bir erkeklik krizidir. Erkeklerin erklerini yitirme krizidir ve buna uyum sağlayamama buna yabancılaşma krizidir. Çok ilginç. Bunu da kürk mantolu Madonna'da çok çarpıcı bir biçimde görüyor. Şöyle ki, Raif Bey Ankara'da kimsenin takmadığı, kimsenin takmadı. Zavallının teki, paryan evet. neredeyse. Karısı takmıyor, kızları takmıyor. Patronu herkes takmıyor. tarafından istismar ediliyor, patronu takmıyor. Asıl hikayeyi anlatan kişi bile ilk başta Allahım diyor ya böyle adamlar niye yaşar ya? Yani oksijen israfı, mekan israfı yani niye yaşar böyle adamlar, böyle tipler? Bu bile görüyorsunuz ne kadar saldırgan çünkü Raif Bey korkunç tümüsü öyle zavallı ki öyle düşmüş ki agresyon uyandırıyor kendi evi o karısıyla o kızlarıyla bütün iç güveysi gelmiş onu sömürmek için o, o evde her şeyi sömüren damatlarıyla korkunç bir ana erki. Raif Bey kimse takmıyor. Ama bu bir sonuç. Zaten Raif Bey'in biyografisine baktığımız zaman mitik bir biçimde bu kadar bu bağlamda örülüyor. Nasıl? Raif Bey'in babası bir fabrikatör İstanbul'da. Çok ilginç. Annesi ölmüş. Annesi yok. Bu neyi gösteriyor? Raif Bey'in babası daha paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil ediyor ve nerede başlıyor öykü? İstanbul'da başlıyor. İstanbul neresi? Çökmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlarının şaşalı başkenti. Bunu babası gönderiyor Almanya'ya. Fabrikayı devralacak ya. Sabun tozu imalatçısı bunlar. Sabun tozu fabrikaları var. Bu da çok ilginç. Sabun tozu, hijyen, temizlik. Yani hiçbir surette kadına dair abjekt iğrenilmesi gereken nesne yok. Kloraklanmış, tertemiz, pislik yok. Peki bir yandan da Cumhuriyet'in alegorisi mi? Batı'ya gidip... Cumhuriyet'e geleceğiz. İlk önce gönderiliyor bu o Berlin'e. Berlin, e. Berlin Berlin'in çılgın 20'li yılları, Weimar Cumhuriyeti. Berlin bu ara klasik modernizmde cinsiyet rollerinin en kaygan olduğu dünya başkenti. Ne New York, ne Londra, ne Paris. Berlin. Bunu zaten o Weimar Cumhuriyetinin kabare kültüründen de biliyoruz, Marlene Dietrichlerinden biliyoruz, Sarah Leanderlerinden biliyoruz. Berlin neyin başkenti? Erkekliğin yitirildiği inanılmaz liberal bir cinsellik ve cinsiyet al anlayışının başkenti. Zaten Berlin bu serbestlisinin faturasını çok ağır ödeyecek Weimar Cumhuriyeti'nden sonra. Öyle bir Adolf adında baba konacak ki bütün bu boşlukları doldurmak için faşizm, Alman nazizmi bütün bu yitirilmiş erkekliği geri getirme çabasından başka bir şey değil. Bu Berlin'e gidiyor. Berlin'de çok ilginç bir şey müzede dolanırken ismini bilmiyorum ama Madonna of the Harpies adlı tabloya benzettiği kürk mantolu Madonna'yı görüyor. Tabloya benzetiyor bunu. Rönesans resmi İtalya'dan. Oradaki şey ifade çok önemli. Bakınız babasının oğlu babasının sanatını devam ettirmek için made in Germany o zaman bile üstün Alman kalitesi misali sanat öğrensin diye geri dönüp babasından fabrikasını devralsın diye gittiği yerde sanat öğrenmek yerine annesizlikten neye sarıyor? O Madonna'ya sarıyor, sarıyor değil mi? Tabloya sarıyor. Burada çok önemli. Kürk inanılmaz ilksel bir şey. Avcılık toplayıcı kolayıcılık dönemini hatırlatır. Sigmund Freud'a göre annenin cinsel organının ödipal erkekteki ilk intibasını hatırlatır. Kürk Mantolu Madonna. Ve neyi hatırlatır? Tabii ki edebiyat tarihi açısından Leopold von Zaha Mazoch'un ...Mazochizmin isim babasının Kürk Mantolu Venüs romanını doğrudan zikreder. Şimdi bu neyin nesi? Nereden geldik Mazoşizm? Şimdi erkeklik tarihi aydınlanma tarihinin peşinde doğaya hep şekil verir. Kadına şekil verir. Kadına sahip olur. Kadına tecavüz eder. Nedir dolayısıyla erkekliğin cinsel yönelimi? Sadizmdir. Çünkü doğaya da şekil verir, ölçüp biçer. Kadını da evlere kapatır. Sadece resmi çocuk doğurtur. Resmi çocuk doğurmayan seks işçisi muamelesi görür değil mi? Şimdi Leopold von Zamenhof 19. yüzyılın sonunda bir roman yazıyor. Kürk mantolu Venüs. Burada bir adam bir kadınla bir anlaşma imzalıyor ve diyor ki sen benim dominam olacaksın. Benim efendiçem olacaksın ve beni aşağı Alayacaksın. Bu 19. yüzyılın sonunda mazoşizm terimiyle sadizmin tam tersi psikopatya seksualist fihristine Richard von Kraft Ebing'in mazoşizm kavramıyla giriyor. Bu inanılmaz derecede biz de hep deriz ya batılılaşma, ahlaksızlık, erkekleri erkekliklerini kaybediyor. Bunlar hep hava civa, bunlar safsata. Çünkü batıda da aynı sorundan muzdarip erkek. Erkekler erkek gibi değil. Artık ne istiyorlar? 2500 sene boyunca erkek olun, baba olun, babalarınıza itaat edin duygusundan sıyrılıyorlar. Nerede sıyrılıyorlar? Çok ilginç. Schopenhauer ve Post Nietzsche döneminde değil mi? Artık meta öyküler gitmiş, baba ölmüş, tanrı ölmüş. Dolayısıyla bu oluşan vakuum, annenin bastırılması korkunç şekilde erkeklerin mazoşizmleriyle geriye dönüyor. Burada neyi görüyoruz? Raif Bey, Kürk Mantolu Madonna demekle sadece o Rönesans İtalya tablosuna bağlamıyor. Neye bağlıyor? Aynı zamanda edebiyat tarihi açısından kahramanın yitirilişine bağlıyor. Erkeğin artık işe yaramazlığına bağlıyor değil mi? Neden? Neden bağlıyor? Bu bir eleştiri mi yani? Bu işte zeitgeist. Neden Avrupa bağlıyor ki? Sebahattin Ali aynı şeyi hissedip romanında edebileştiriyor. Şimdi 19. yüzyılın sonunda korkunç bir sonla karşı karşıya batı dünyası. Korkunç bir dinamikle karşı karşıya. Şöyle ki sırasıyla 1848'den sonra bütün o restorasyon dönemlerinden sonra ortam öyle geriliyor ki ...ki Avrupa'da bütün büyük güçler birbirinin gözünü oymak istiyor. İkinci Wilhelm Almanyası, İmparatorluk, Kaiser, Baba... ...Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Kaiser, Baba... ...Çar, Rusya'da ona keza... ...Fransa'da Napolyon, işte Üçüncü Cumhuriyet vesaire... ...İngiltere'de Victoria dönemi... ...ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bu Çarlıklar, İmparatorluklar... ...ve Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere... ...korkunç bir dekadans yaşıyor. Bu dekadans, çöküş, anlam yit yitimi modernleşme birikiyor birikiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ne oluyor? Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşüyor. 1917'de Rusya Çarlığı Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyor çünkü Sovyetler Birliği'ne dönüşüyor. Almanya ikinci Wilhelm Kaiser Reich'ından Weimar Cumhuriyeti'ne dönüşüyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu tuz buz oluyor. Ne oluyor? Babalar ölüyor. Ve aynı zamanda endüstrileşmeyle beraber kadınlar kendi hayatlarını idame ettiriyor dirme kıvamına geliyorlar. Ne oluyor? Bütün bu imparatorluklar, bütün bu ataerkil imparatorluklar egaliter, kadınların da seçilme, seçme hakkı olan demokrasilere, cumhuriyetlere dönüşüyor. Edebiyat erkeklerin elinde, erkekler için korkunç bir travma anlamına geliyor. Bunu Batı edebiyatında da görüyoruz. Kafka'nın öyküleri, Thomas Mann'ın Buddenbrook ailesi bir aile romanı, aile sonunda yok oluyor. Aynen bizim Halit Ziya Uşaklıgil'in e, Aşkı Memnun nuna benziyor. Ne oluyor? Büyük organizma, aile, sülale, devlet ne oluyor? Gitgide parçalanıyor. Neden parçalanıyor? Çünkü bu büyük organizmaya meydana getiren e, monatlar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bihter ona aşık oluyor. O Bihter'le kırıştıramasın diye Nihal'le evlendiriyorlar. Ne oluyor? Büyük bütün çözülüyor. Dolayısıyla babadan sıyrılıp anneye geçişte neyi görüyoruz? Hattı zatında babanın oğlu olma, babalığı devamını getirecek olan kahraman neye dönüşüyor? Korkunç bir ödipal regresyon yaşayıp 2500 sene boyunca kültürel olarak baskıladığı ödipal arzularını ne yapıyorlar? Tatmin ediyorlar değil mi? Bu kendisini nasıl gösteriyor? Dendizm olarak gösteriyor kendisini. Sırf zevki sefa için yaşamak gö için gösteriyor kendisini. Hedonizmle gösteriyor kendisini. Mesela Dorian Gray kim? Sefa Pezevengia. Hiçbir surette bir e, sorumluluk, yararlı bir şeye imza atma, hayatına yön verme. Böyle bir şey yok. Neyi görüyoruz? Aslında Gray'in sonsuz gençliği, güzelliğine ana rahminde, ebedi bir biçimde, polymorph, perversi bir biçimde, ekmek elden su gölden, fantazmagorine bir dönüş. Bunu biz aynısını Raif Bey'de de görüyoruz. Raif Bey ile Kürt Mantolu Madonna arasındaki ilk karşılaşma edebiyat tarihinin en absürt karşılaşmalarından bir tanesi. Tanımıyor kadını. Tanımıyor bir de yani kadın da ona karşı Garip garip şeylerde bulundu. Evet. Diyor ki e, müzede karşılaşıyorlar. Evet dedim güzel bir resim. Sonra neden bilmem bir yalan söylemek bir nevi izahat vermek lüzumunu hissederek mırıldandım. Anneme pek benziyor orada. Tablodaki kadın annesine pek benziyor. Yani öylesini söylemişmişmiş. Ha diyor e, Maria Puder'de. Demek onun için böyle gelip saatlerce bakıyorsunuz. Evet anneniz öldü mü? Hayır diyor. Sözüne devam etmemi istiyormuş gibi bekledi. Ben başım hep önümde ilave ettim. Çok uzakta bulunuyor. Çok uzaktı Bu aslında coğrafi bir uzaklık değil. Bu babası onu gönderdi. Anne konularıyla ilgili, ödipal regresyonlarla ilgili hiçbir şeye aslında izin yok burada. Ya nerede? Türkiye'de. Türk müsünüz? Evet. Ne oldu biliyor musunuz Maria Puder için? Bin bir gece masallarına dönüştü. Raif Bey'in annesi. Ecnebi olduğunuzu anlamıştım diyor. Sizde annenizin resmi yok mudur diyor. Yani romanın başında da Maria Puder ile Raif Bey arasında korkunç bir sıkıcı ve banal ve Ah, çok fazla tatlı şurubu gibi barok denilecek bir sıkıntıya sevk edebilecek ve ne bileyim garip diye addedilebilecek bir sahneye maruz kalıyoruz. Neyi görüyor orada Raif Bey, Maria Puder'de? Artık imparatorluğa elveda dediğini görüyor. Babaya elveda dediğini görüyor ve Raif Bey olarak böyle bir erkek olmak istemeyi bir yana bırakıp böyle bir erkek olamayacağını anlıyor. Maria Puder ve o tablo arketipik bir biçimde bunu yansıtıyor ona. Ve neye dönüşüyor? Raif Bey ikinciliğe dönüşüyor. Korkunç şekilde regresif bir biçimde ikinciliğe. Kim birinciliğe yükseliyor? Maria Puda. Daha doğrusu birey olarak Maria Puda. Ama mitolojik, psikanalitik olarak ana tanrıça. Elinde İsa bebeği tutan Madonna of the Harpies ona dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Cumhuriyet erkeğine dönüşüyor. Bunu soracaktım evet. Burada da romanın psikanalitik açıdan korkunç eleştirisi saklı. Cumhuriyet bu bağlamda ne yapıyor? Erkekli lerin elinden erkekliklerini alıyor. Hepsi kadınların eşitlenmesinden, kadınlar birdenbire cumhuriyet sayesinde eşitlenince ne oluyor? Doğal olarak bununla baş edemedikleri için ikinciliğe iniyorlar. Raif Bey'in evindeki, Ankara'daki evindeki o ana erkinin ve kimse tarafından takılmaması aleni bu hadım olayının en baş göstergesi. Peki bir önceki bölümde de konuştuğumuz bir şey bazı yorumcular tarafından tepki gördü. Yine aynı yere geldiğimiz için sen burada sormak istiyorum. Cumhuriyet yüzünden diyorsunuz ya. Geçen bölümde de Cumhuriyet olmasaydı işte Orhan Pamuk yazamazdı dediniz. Bu aslında Cumhuriyet'le değil dönemle ilgili değil mi? Yani şunu diyorlar. Osmanlı devam etseydi de o romanlar yazılırdı diyorlar. Siz Cumhuriyet sayesinde kelimesini kullandınız ya. Evet. O konuda emin miyiz? Eminiz yani, tabii ki. Yani bunu cumhuriyet, yapan Cumhuriyet mi? Bunu yapan tabii ki Cumhuriyet ve bu iyi bir şey. Burada zaten Sebahattin Ali korkunç bir tutucu panorama şey yapıyor. Bu o yeni rolünden hoşlanmıyor Sebat. Aladdin Ali. Öyle mi? Anlatabildim mi? Gayet tabii ki. Çünkü Cumhuriyet'te artık kadınlar da roman yazabilir. Kadınlar da hayatın bir parçası olabilir. Etkin bir biçimde olabilirler. Dolayısıyla çok çok kalitik açıdan bakıldığında Kürt Mantolu Madonna Raif Bey perspektifinden ağır bir Cumhuriyet eleştirisi. Yani Raif Bey aslında nasıl bir ütopya da kalmak istiyor? Babasının oğlu olarak hötzöt bir erkek kalmak istiyor. Ama dünya değişiyor. Dünya değişiyor. Cumhuriyet demokratik leştiriyor ister istemez. En azından kadın ve erkeği. Tam bu noktada bir şey soracağım. Mesela İran gerçi İran da şah vasıtasıyla bir modernleşme yaşıyor ama... Aynı anda bizle olup yaşamayan yani Arap ülkelerini düşünelim ya da Uzak Doğu. Onlarda da aynı durum söz konusu değil mi? Değil tabii. Afganistan'da mesela erkekler daha mı erkek? Hayır, erkekler daha erkek değil. Cumhuriyetteki erkekler de daha az erkek değil ama Afganistan'daki erkekler korkunç bir istibdadı varan bir güce sahipler. Cumhuriyet Hala öyle aileler. değil. Hala öyleler. Bir de cumhuriyet derken tabii ki hangi anlamda cumhuriyeti kastediyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki cumhuriyeti kastediyoruz. Anayasamızı kastediyoruz. Aslında modernizm. Gayet tabii ki modernizm. Hala ya yine bunu söyleyeceğim. Osmanlı İmparatorluğu olsaydı Orhan Pamuk'un romanlarını okumak istemezdim ben ya. Anlatabildim mi? Bunu da söylüyorum buradan. Ve en kısa sürede kırmızı saçlı kadının filolojik tahlilini yapacağız buradan İlker Hocamla. Orada da görürsünüz yani Orhan Pamuk'un Anamanyan ile Zilvana Mangano'nun farkını bilmediğini. Bu kritik bir konuydu. Peki yine buna ilişkin bir şey soracağım. Cumhuriyet'in kurucusunun Atatürk adını alması yani Father of the Turks demesi. Tabii ki. Çok ilginç. Çok ilginç. Adam doğal olarak e, akıllı. Kesinlikle <laughs> farkı doğal bir biçimde akıllı. Kesinlikle farkında. Çünkü bu Osmanlı İmparatorluğundan geriye kalan bu 13 milyon nüfuslu şu Anadolu parçası. Eee babamız yok. Ümmet olacak bileceğimiz bir şey yok diye kendilerini parçalayacaklarını bildiği için. Baştan demiş ne mutlu Türk'üm diyene ve lütfen ben de Atatürk ben sizin babanızım. Anlatabildim mi? İnanılmaz akıllı bir adam. Şu an inanılmaz bir aydınlanma yaşıyorum. Mesela benim Mustafa Kemal'le ilgili en şüphe duyduğum şey buydu. Yani o ismi almasının doğru olmadığını düşünüyordum. Şimdi siz hayır, hay, bir hayır, hayır, hayır. O bayılmıyor. O, o mütevazi bir adam. Onun şöyle bir şey. Bak o Osmanlı İmparatorluğu 7. Vahdettin değil ki Türklerin babası olayı. Mesela diye ne mutlu Türk'üm diyene de böyle bir şey yani. Kompleksli olmayan arkadaşlar kimse adımızı bilmiyor ama ve bakın ilk başta ben ilk Türk sizin babanız ben oluyorum. Çünkü biliyor modern da modernleşmeni anlamına geldiğini. Entelektüel olmak hakikaten farklı bir şey. Peki Sebahattin Ali niye eleştiriyor Cumhuriyeti? Solcu aslında. Şimdi bakın Sebahattin Ali Cumhuriyeti böyle eleştirmiyor. Ya kurdular Cumhuriyeti de biz artık eski maçoluğumuzu kaybettik hepimiz soğan erkeği olduk. Böyle eleştirmiyor. Bir aşk gazisi yazı yazıyor Sebahattin Ali. Cumhuriyeti bu bağlamda eleştirdiğinin farkında bile değil ki. Ha. Farkında bile değil. Psikanitik edebiyat bilimi bunu inceliyor. O yüzden ben insanlara kızıyorum. Orhan Pamuk'un romanları. Acaba Orhan Pamuk Ben bir filoloğum yani izin verin. Farkında mı neler şıftırttığının? <laughs> Farkında mı acaba neler şıftırttığının? Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı saçlı kadında Orhan Pamuk doğudan e, babanın oğlunu katletmesini şey yapıyor bu romanda. Batıdan da Ödipus'u yani oğul babayı katlediyor. Orhan Pamuk Sofokles'in yarısını e, yok sayıyor. Çünkü ilk başta Ödipus'un babası Ödipus'u öldürmek istiyor. O yüzden Ödipus babasını öldürüyor. Başlangıçta babanın oğlu öldürmektedir. Var. Yani bu kadar güzel, bunu söylemek zorundayım bu kadar eleştiriye. Bu kadar eleştiri işte görüyorsunuz. Designer Baby, Oedipus, Oedipus olalı böyle bir rezil romanda bu, bu biçimde ele alınmamıştı. Kırmızı Saçlı Kadın. Onu o romana konuşacağımız zamanı bırakalım hocam. O, o Peki, romanı konuşacağız. Bir sonraki bölüm onu konuşalım o zaman. Kırmızı Saçlı Kadın. Herkes okusun ama lütfen Sofokles'i de okusun. Peki şimdi Kürk Marnitolu Madonna'ya dönersek bir anda ben bir aydınlanma yaşadığım için sonunda da spoiler vereceğiz ama. Sonunda. ...daki gelişmeleri nasıl yorumluyoruz ya da roman ilerledikçe olan gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz devam edelim. Şimdi, yani e, kadınla e, tanışıyorlar tabii, sonra. Kadınla tanışıyorlar. İnanılmaz garip. Hiçbir surette erotizmin olmadığı, cinselliğin ön planda olmadığı. Sadece birisi hastalanıyor, diğer diğeri ona bakıyor. Bakınız gitgide babasının oğlu olan ve sabun tozu fabrikatörü o olması için gönderilen gitgide obje, dişilik distopyalarına, ...ata ataerkil açısından distopyalarına, demokrasi açısından ütopyalarına dalıyor bakılıyor Raif Bey. Hasta kadına bakıyor anlatabildim mi? Kadın hastalanıyor. Bunların cinsel ilişkilerini olup olmadığını bile böyle tanıklık edemiyoruz. Ama romanın sonunda Ankara'da bir kız çocuğu ortaya çıkıyor. Bakınız bu da çok önemli. Raif Bey'in zaten resmi Türk karısından Ankara'dan 3 kızı var. Türk mantolu Madonna'dan da bir kızı olmuş. Alman edebiyatı geleneğinde ve genel olarak Batı edebiyatları geleneğinde tam erkeklerin oğulları olur. Burada da Raif Bey'in ancak cennetlik olan kız babası olması. Raif Bey'in artık o eski, heroik, erkeklik rollerine hiçbir surette uymadığını görüyor. Bir de şunu söylemek lazım. Sebahattin Ali neredeyse Alman filoloğu kadar Alman edebiyatını bilir. Almanca öğretmenidir zaten. Bu edebiyatın hepsini biliyor. Ben eminim Sebahattin Ali, Kafka'nın dönüşümünü bu tarz şeyleri, Leopold von Zahar bunları bildiğinden eminim. Bakın Franz Kafka'nın Gregor Samsa'sının odasında eşyaların arasında, burası çok önemli amblematik bir öneme sahip Burası. Bir kadının fotoğrafı var. O kadın da kürklü. Gregor Samsa'nın haline bakın. Bir böceğe dönüşüyor. Raif Bey'e bakın. Franz Kafka perspektifinden okuduğumuzda Raif Bey de bu niye yaşıyor diyor ya arkadaşı. Böcek okuyan, aslında. bir böcek yok edilmesi gereken böcek nereye de kadar bağlayabiliriz bunu bakınız bu o kadar edebiyatın bilinç dışı o kadar mükemmel ki Yusuf Atılgan'ın ana yurt otelinde o zebercet denilen yaratık var ya bakınız böcek yaratık babasının oğlu düşün adını da zebercet koymuşlar çok <laughs> nadide bir değerli taş Puh, anlatabildim mi? <laughs> Onun çöküşü nasıl başlıyor biliyor musun? Ankara'dan gecikmeli gelen trendeki ona çekici gelen Cumhuriyet kadınıyla başlıyor onun da çöküşü. Dolayısıyla. ...baktığımız zaman Türk Edebiyatı'na... ...özellikle mesela Oğuz Atay... ...tutunamayanlar. Tutunamayanlar kimler? Erkekler, bilim adamları... ...mühendisler. Aslında Cumhuriyet... ...onlar için mükemmel bir şey ama... ...psikoanalitik açıdan, zeitgeist açısından... ...psikohistorik açıdan... ...ne yapamıyorlar bir türlü? Kabullenemiyorlar. Cumhuriyete uyum... ...sağlayamıyorlar. Kabullenemiyorlar... ...ya da kabullenmiyorlar değil. Oğuz Atay şunu demiyor. Haydi be Cumhuriyet'in... ...demiyor bunu. Gayet mutlu... Mesut, ama bunlar böyle... Dedi dediğim gibi Avrupa'da yok hümanizma, rönesans, aydınlanma, şudu budu, Fransız ihtilal. Bizde bunlar çok komprime ve kısa bir zamanda oluyor. Dolayısıyla bu yeni role geçilemediği için insanlar ne oluyor? Kendisine yabancılaşıyor. 80'li yılların Türk sinemasının ana konusu. Yani evet. ben geçenlerde derslerde işliyorum. Müjdar'ın o filmleri hep bu olan ilintili. Dolayısıyla neden şimdi Sebahattin Ali ve Kürk Mantolu Madonna? Evet neden? Kürk mantolum Madonna'daki Raif Bey insanlara bu geçişin ilk zamanlarda ne kadar travmatik olduğunu, artık travmatik olmadığını, bütün dünyanın gidişatının e, bu yöne doğru olduğunu yeni cinsiyet rolleri new man, new woman bağlamında adeta bu geçişi çok harş zamanlarda becermiş bir hero olarak görülüyor. Burası çok önemli. Yani daha iyi anlaşılması için şöyle söyleyeyim. Yani düşünün ki 1920'lerde yazılmış bir yasak aşk eşcinsel erkek romanı hayal et. O zamanlar yasak. 80'li yıllara kadar yasak şimdi ne yapılabiliyor bu roman çok daha rahat ve saklamaksızın saklanmaksızın çok çok daha rahat bir biçimde alımlanabilir hale geliyor. Popülerliği buradan kaynaklanıyor. Ama tekrar söylüyorum. Bu popülerliği şöyle bir şey değil. Ya ben feministim. Maçoluğa karşıyım. Raif Bey ne kadar güzel e, böcek oluyor. Hayır. Hayır. Herkes kendinden bir parça keşfediyor Raif Beyde Neden? Mesela Almanya'da bu böyle bizdeki gibi olmaz. Biz çünkü hala geçiş sürecinin ortalarına dahi ulaşamadık. En korkunç göstergesi bu Raif Bey sorunsalının en korkunç göstergeleri. Ben bunu hep söylerim. E, İzmir'deki konferanslarımdan dinleyicilerim bilir. Türkiye'deki Kadın cinayetlerinin bu denli yüksek oluşu bile bu erillik rollerinin bir türlü harmonik bir biçimde yeni düzene uyum sağlanamamasından kaynaklandığını iddia ediyor. Peki ama ne zaman sağlanacak hocam? Bu kadar vakit geçmiş, 100 yıl geçecek neredeyse. E, 100 yıl geçecek işte olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> kültürel gelişimler böyle değil ki. Aa tamam. ...okey bugün hepimiz artık metroseksüel erkekleriz... ...ruş sürün, <laughs> ö, oji sürün. ...böyle olmuyor... İlerleme oluyor... ...ilerlemeden kaynaklanan bir backlash oluyor... ...geriye adım oluyor... ...bu sefer daha bilenmiş oluyor taraflar birbirine... ...atıyorum... ...kavgalar oluyor, dövüşler oluyor... ...yine bir milim ilerleniyor... Aslında diyalektikten bahsediyorsun... Ya, ...tabii ki... ...şimdi bu, bu konular böyle çok tartışıldığı için... repertuara girdiği için... Bu konular artık birer nasır gibi... ...acıtıyor anında... Peki bir şey soracağım... ...benim aklım yine orada kaldı... ...son 20 yıldır iktidarda olan bir alfa erkek. Halbuki... Tabii. Hayır o da çok akıllı. Daha önceki dönemde mesela Demirel'in, Ecevit'in çocukları yoktu. Bu dediğiniz ikilikten mi kaynaklanıyor acaba? Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Atatürk'ten sonra... İkinci bu bağlamda akıllı kişi Süleyman Demirel'dir. Ne diyorduk ona da? Ata değil baba diyorduk değil mi? <laughs> Babaydı. Ama bütün hepsini Recep Tayyip Erdoğan geçti. Aleni'yi Ankara'da bakınız Cumhuriyet'in başkentine adeta bir Osmanlı sarayı kurdurup duvarlarına Osmanlı padişahlarının resmini astırmasıyla. Bu da son derece akıllıca ve ne kadar sevildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını bizim işte bu cinsiyet roller, erkeklik krizi, modernlik krizine bağlayabilirsiniz doğrudan. Tabii ki onlar diyecek ki ay batıdan ahlaksızlığı aldık. Hayır onlar için ahlaksızlık bu. Kadınlar eşitlenince, erkekler gücünü kaybedince bütün ahlaksızlığın anası bu. E bunu da ne sağlıyor? E cumhuriyet sağlıyor. Peki bir halk bunu talep ediyorsa, maço istiyorsa başında hmm. ve kendisi de aslında maço e olmak istiyorsa. tabii ki istiyorsa... gelişmemiştir. <laughs> E, tabii ki gelişmemiştir. Çünkü bu ne demek biliyor musun? Ben geri zekalıyım sen beni yönet demek. Ben birey değilim demek. Sen e, baba e, kral ol. Karınca devletinde olduğu gibi. Biz de senin istediklerini yapalım. Yani Kant'ın sapera kendi zekanı kullanma cesaretine sahip ola vakıf olamamışlar. Bakınız Kant öncesi Almanya'dayız hala. <laughs> Hocam dünyada da böyle mesela Trump da, ya gerçi değişik figür ama Trump da seçildi Amerika'da. Ama Trump demek da, ki... Trump'ı kim seçiyor? Amerika'nın AKP seçmenleri seçiyor, orta batı, Bible Belt, bak, beware, Bible Belt is electing Donald Trump, oh baby, <laughs> make America great again. Hocam, efsane bir bölüm oluyor yalnız şu anda. <laughs> Bu bölümün adını Kürt Mantolu Madonna ve Recep Tayyip Erdoğan koyabilir miyim hocam? Ya sen koy da beni yarın ertesi günü alırlarsa <laughs> sorumluluk sana ait. <laughs> Ama öyle. Bizim ülkemizde çünkü şöyle bir şey vardı. Sosyologlar da şunu derler hep. çeyi kente gök. Başka da bir bok bilmezler ki. Psikologlar anket yaparlar. <laughs> hımm bu kadar, hımm bu kadar. Felsefeciler hegel. Uygulamalı bir biçimde hiçbir tanesi. Aplike edilmezse bütün bu sorunları açıklığa kavuşturmak da bana kalıyor. <laughs> toparlayalım 40 dakika oldu. Romanın sonuna gelirsek sonunu nasıl yorum? Ben bu romanı okuduğumda bu arada e, yine zayıf bulmuştum. <laughs> Sıkılmıştım. Bakınız çok kötü bir roman. Evet onu Bana kimse ama şöyle bir şey. Şimdi roman kötü olabilir. Ben filolo. Yani bu şuna benziyor. Ben tıpçıyım. Yani bir hasta geliyor bana. Ay o hastayı sevmiyorum onu tedavi etme. Öyle bir şey yok. Roman hiç böyle kendisini güzel okutmuyor bana göre. Hele içimizdeki şeytan dayanılacak gibi değil Sebahattin Ali'nin. Dayanılacak gibi değil ve bitiremedi. Ama bu roman çok önemli, kültür tarihsel bir belge. O açıdan çok önemli. Peki mesela geçen bölümdeki Yaşar Kemal ile bunun arasında kalite farkı mı var? Sanatta kaliteden bahsedilmez. Kaliteden bahsedilmez. Yani buna buna kötü dediniz ya, ona iyi demiştiniz o anlamda. Hayır, üslü ben. Mesela bunu birçok Türk romanında yaşıyorum ben. Diyaloglar o kadar suni ki. Sizde annenizin resmi yok mu? Var ama bu başka dedim. Ya demek bu başka. Evet, hem nasıl isterdim. Ya, anlıyor musun? Literer, edebiyat. B çok çok akmıyor. Akmıyor. Bölük pörçük. Konuya şey olamıyorsunuz. Niye? Çünkü o da bunu 4 haftada mı üç haftada mı askerdeyken yazmış. Bakınız çok ilginç. Askerdeyken yazmış. Askerlik nedir? Bütün er yapmışlara sorun. En büyük annesizliktir. Bunu ben kendimden de biliyorum. Annesizliktir tabii ki. Babaya tam devlet babaya tam teslimat demektir. Bakın kan vermeye çağırdılar bizi Kızılay'a. Ben orada bir hemşire gördüm. Askerdeyken hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yani kadın gözlerimden yaş mi? geldi. Kadın gördüm. O kadın benim için aman Allah böyle erotik bir şey değildi. Ablamdı, hayatımdı, annemdi. Aynısını Raif Bey de yaşıyor. Bütün özlemlerini, terk edilmişliklerini, Almanya'da yabancı bir diyarda olmasını Kürt mantolun Madonna'ya yansıtıyor. Ama çok önemli. Bu roman İstanbul'da başlıyor. Aslında tarihsel olarak psikohistorik açıdan. Osmanlı'da başlıyor. Almanya'ya gidiyor ve Cumhuriyet'te bitiyor. Cumhuriyet Raif Bey'i bitiriyor. Bu romanın mesajı bu. Peki kadınlar yani meselenin öbür tarafı niye o kadar az var ede edebiyat tarihinde veya bunun karşılığında kadınlar nasıl bir kriz yaşıyor ya da nasıl bir durumdalar? Çünkü kadın romancı çok az. Kadın romancı çok az. Kadınlar tabii ki kaybedecekleri olmadığı için Cumhuriyet kadınlar için edebiyat tarihinden bir kazanç teşkil ediyor tabii. Evet. Kadınlar da ne bileyim tiyatro oyuncusu olabiliyor. Çünkü ondan evvel tiyatro oyuncusu olan kadın hafif meşrep kadındır. Sanatçıymış daha neler. Kadınlar için bir kazanç olan erkekler için gayet tabii ki bir kayıptır. Kayıp. Peki ama Alev Alatlı gibi bir kadın mesela çıkıp tersini savunabiliyor. O nasıl oluyor o zaman? Evet, sana savunabilir. Bir Allah'ın cezası hep çıkar dedik. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Bu da sana yeter hocam. Bu lafla biter bu program. <laughs> <laughs> Ama mesela şimdiki edebiyatımıza baktığımda <laughs> kesinlikle ben bunu bir konuşmamda daha söyledim. Çağdaş Türk Edebiyatı'nı şu an kadınlar taşıyor. Öyle mi? Kesinlikle o kadar çok yani e, isim saymak istemiyorum çünkü çok sonradan yanlış anlaşılıyor. Gerçekten onların anlatabileceği bir dert var. onlarınkisi çünkü 2500 sene boyunca susturulduktan sonra e, seslerini biraz çıkartabildikleri zamandan sonra bile nasıl onlara tuzaklar kurulduğuna dair bir evren tasarlıyorlar. Ve o yüzden çok ikna edici. Yani bir Mine Söğütün romanı beni bir Sebahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sından çok çok daha çok ikna ediyor. Samimi geliyor. Hocam harika bir sohbetti gerçekten. Yaptıklarımızdan en iyisi olabilir. Yine atıp tuttuk. Atıp tutmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Aynen öyle. İmza. <laughs> Kendinize iyi bakın hocam.